Bunları biliyor musunuz da var? Hemen eserle başlayalım. Bunları biliyor musunuz da var? Hocam 90'ların şarkılarını sever misin? En çok da Hakan Peker Uçuk Kaçık şarkısını seviyor musun? Doğru Evet, mu? Evet, çok severim. Nasıldı o Hakan Peker Uçuk Kaçık? Senin o hayallerin var ya uçuk kaçık, gözlerin var ya tetecik gözlerin var ya, ona takıldım da sonra şey yaptım. İnşallah Hakan Peker seyretmiyordur şu anda. Gerçekten de. Ya ben de gerçekten sözleri tam söyleme, az önce şarkıda çok iyi bilmiyorum, ben sözleri şey yapamıyorum. Çelik'ten Dongi Dongi sevmez Dongi misin? Dongi'den tabii. Çelik'ten de bu arada özür diliyoruz yeniden. Her şey yeniden başlıyor hayatımızda. Peki saat takıntın varmış, gittiğin her yerden saat alır mısın? O kadar büyük takıntı halinde değil ama tek aksesuar budur. Buldum ya tabii, erkekte. Parayı buldum. Şimdi tabii, böyle saatte. İnce ince hobiler başladı değil mi? Gerçekten. Ya bırak Allah'ını vallahi sen çok de. Almayayım, çok almayayım abi. Yani, beş peki. Tane var, beş tane var. Hiç kimseye hayır diyemez misin? Evet, hayır deme problemim var. Evet, hayır ama şey böyle yani kıramam yani. Gerçekten de kıramıyor ama biliyor musun? Evet. Vallahi yok, ben de tanıdığım kadarıyla hiç hayır diyemiyor. Evet. Hiç mi yani? Yok, oralarda o kadar çok şey olursa. Geçen sene sevgiline beni kendinize aşık ettiğiniz için tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim diye bir plaket yaptırmışsın. Güzel hareketmiş ya. Evet. Bunu bayağı utandım şu an. Yaptırdım. Utandım. Yaptırdım. Evet. Ay. Yaptırdım. Utandıysam bir daha okuyayım. geçen sene sevgiline beni kendinize aşık ettiğiniz için tebrik eder, başarılarınızın devamını diler diye bir plaket yaptırmışsın. Daha çok utandım ama evet. Yaptırdım öyle bir şey diye işte. Yerin dibine girene kadar girek okuyacağım. Devam ediyorum. Onu düşürelim şu anda bundan sonra. Düşürelim. Çok güzel. Bence de düşürelim. Hocam nasıl gidiyor? Kim? Program nasıl gidiyor? İyi vallahi. Şey evet. Peki. İlişki mi nasıl gidiyor? Bir dakika ben utandım. Hangisindeyiz şu an? İlişki nasıl mi? Gidiyor yani? Hani çok güzel, çok keyifli. Güzel değil mi? Mutluyuz. Harika. Tabii yani işte güzel hediyelerle sürekli tazeliyoruz ilişkiyi. Sonuçta kolay bir şey değil. Plakete kadar gitti. Keyifliyiz yani. Çok genciz, tatlıyız yani. Hediye lazım yani. Günümüzde hediye şart. Şey de güzel. İyiyiz yani. Plakete kadar gittik. Tabii hediyede. Senin bu konuyu bir anlatasın varmış ya. Yok yok. Hayır o şeyden anlatıyorum. Valla hani, anlat anlat. Güzel niye? O kadar şeye girmem de. Hayır şey, girme de yani. Ne kadar söz ya var şimdi, mı? Nişan mişan bir şeyler. Yok oralarda. Daha yeni tatlıyız. Genciz. Sadece şeyle ilgili bir durum var. Hani işte görsel ihtiyacı tam karşılayamadığım için. Hani evet. Şey yapıyorum, hediyede iyi yükleniyorum yani. Twitter'a ne yazmışsın, bir şey yazmışsın. Dizide ölsen de görüşsek diye. Ya bir gün dizi izliyorduk, ben Twitter'ın gücünü bilmiyordum. Böyle izlerken ölmek üzereydi rolde. Ben de öl de daha çok görüşeyim dedim. Ertesi gün manşetler falan filan. Hocam olur mu? Twitter'ın şöyle bir durumu var ünlüler arasında. Yarın gazetede görmek istedikleri şeyi geceden Twitter'a yazıyorlar. Öyleymiş. Öğrenmiş öyledir. Oldum. Yani neyi görmek istiyorsan onu yazarsın. Twitter'da olan şey kalmıyor ki öteki gün gazeteye çıkıyor. Bu arada ben reklam arasında baktım hala trend topic olmamışım. Ne diyorsun? Gel dolaşalım. Oğlum, iki dolaşalım. Şey vallahi bir iki tura bakar ya. Ne diyorsun? Gerçekten Buse daha da yükselmiş. Biz lütfen. Hadi elle kuvvet. Evet. Sen hani elle gezelim belki o zaman olur değil mu? Değil mi o zaman ikimiz de duruyor. Lütfen bir şeyler. Ay Allah, bacağı açalım değil mi? Bacağımı açayım. Bence trend topic olacaktım, açınca düştü bak gerçekten yani. Ay Allah'ım. Bacağı da açtım. Peki. Kısa çoraba ben çok bozuldum ya, çok mu yanlış harbiden? Çok şu an yanlış. Ben oha rezile bak, kısa çorap giymiş salak mı oldum yani halk gözünde şu an? Olmadı. Yok hayır olmuşsundur. olmaz olur mu? Ben teselli ediyorum ama. Nereye teselli ediyorsun ablacığım, modacı olan sensin. Spor ayakkabı. Böyle bir günde televizyona çıkacaksın, aşağıya kısa çorap giyilir mi ya? Ben demin vurdum onu da şimdi biraz teselli edeyim diye. Biraz şey yaptım, yumuşattım. Bir daha benim programım değil, hiçbir yerde, evde bile sakın. Kısa çorap giymiyoruz. Kısa çorap giyme. Devam ediyorum. Nesil oldum ya. Küçükken aşık olduğun bir kız şişmansın dediği için çok kilo vermişsin. Evet. Bu kilo vermiş halim, evet. Oradan laf atıyorlar. Evet. Şöyle oldu, ben açılmıştım kıza, ben seni seviyorum demiştim. 14 Şubat'tı. Bundan bayağı önce, çok küçükken. Ben uzunum, sen kısasın, sen şişmansın, ben zayıfım, ben büyüğüm, sen küçüksün, git dedi bana. Böyle. Hani yani istemiyorum da yeterdi. Yani böyle deyince ben o gün diyetisyene gittim. O gün ya. O laflardan sonra yüzüne tükürdüm, çok özür dilerim. Vallahi geldi. Vallahi çok net geldi, çok özür dilerim. Maşallah. Vallahi. Ha, ettim, ben havada gördüm. Havada gördüm. Bir yakalayayım dedim, olmadı yani. Evet. Çok özür dilerim. Fatih hocamın şu anda sinirleri gerçekten sana de. Yemin ediyorum. Gerçekten. Gel kızım buraya. Gel kızım buraya. Sakın. Bana emanet sakın. Çok pardon gerçekten.
Oradan çünkü buna da sekti. Onu da gördüm. Bundan da sekeydi, bana geliyordu zaten bayağı. Yani oğlum, şey banttan attın. Çok fena oldu ya. Hani sen istersen geri şey atayım yap, ben. At ya neydi anlatıyordum? Konu küçükken sana şişmansın. Öyle dedi. Ben de o gün diyetisyene gittim, 25 kilo verdim. 25 kilo verdin? 25 kilo verdim. Abi küçükken kaç kiloydun da 25 kilo vermişsin? Yani bu abi, nasıl bir şeymişsin 1.60 ki? 1.60 boyum vardı, 95 kiloydum 1.60 küçükken. 1.60 boy, 95 kilo. Evet. Oo, elin daha uzun. Evet. Oo. Gördün mü? Bayağı çok yandan özel. Konuşsaydın kıza daha uzun. Bu neymiş ya? Benim öyle yandığıma bakma, kafam o tarafta falan diye. Hay Allah, peki. Hocam, giyim zevkin korkunçmuş, hiç iyi bir şey söyleyemeyecek miyiz biz seninle ilgili? Çok güzel. Arkadaşlarından gelen bilgiler. Kareli gömlek dışında siyah tişört giyermişsin. Aynı tişörtten 20 tane alırmışsın. Evet. Bu tişört hiç öyle bir tercih gibi i̇şte değil. Program için özel bu. Ben normalde dümdüz giyinen bir insanım. Hiçbir özelliği yok. Sadece içime siyah tişört giyiyorum. Yani benim alışveriş alışkanlığım olanı alabiliyorum. Yani o olan yani... Tükenlerde. Bunu kim tercih etti sen? Bunu ben ettim ama hani bu da oluyor diye aldım. Normalde, ama çok güzel tercih. Gerçekten şey problemi var. Kilolu insanda modaya uyayım, böyle gideyim, kendime yelek giyeyim. Ben bir yelek giyiyorum, olmuyor abi. Dolayısıyla bende olan bir ceket, olan bir gömlek, en güzel siyah tişörtler oluyor. Benim senin daha ziyade olmadı ya, sana sarıyorlar herhalde evet. Benim adım. Bayağı tüp kılıfı. Ya XX large oluyor bana, her yerde de yok. Evet. Ya kendiyle dalga geçiyor. Bundan daha güzel bir şey var mı ya? Ama sonra ağlıyorum ben çünkü valla. Sonra çok üzülüyorum gerçekten. Hay Allah. Ya bir alkış alalım abi. Tamam. Süper adamsın valla. Ne? İyi bir yakınından gelen bir bilgi. Bir aslanın liderliğine, bir şahinin görünüşüne, bir panterin asaletine, bir çakalın çakallığına, bir kaplumbağanın hantallığına, bir ceylanın hiçbir şeyine sahip değil misin sen bunların diye öyle bir şey yollamışlar. Hayvan oldu, hayvan demiş bana bu aslan. Çok güzel sesim varmış. Başka da bir şey demiyorum. Eskiden bir grubum varmış. Ve ben senden kısa da olsa bir şey isteyeceğim. İstersen bir dahaki bölümde. Gerçek senin şarkı sesinden. Şarkı mı? Evet, senin sesinden bir şarkı isteyeceğim. Aa, ben de öyle şey... Reklamdan sonra. He, tabii deneyim. Bilmem çok korktum şu an. Burka Deyustan söyle işte. Neyi? Burka Deyustan. İşte onun sözlerini tam hani şarkıyı şey yaparız. At kadehi elimden. At kadehi elimden. Şimdi mi söyleyeyim diyorsun? Hemen at kadehi elimden. At kadehi elimden. Tamam. Abi Sıla'nın şarkısını söyleyelim bazen, o çok güzel. Ses de.